girdi fiyatları hani evet belki eskiye göre hesapladığımız zaman yükseldi. Fakat geçen yıla göre hesapladığımız zaman düşüşe geçmişti. Yani böyle bir rahatlama olmuştu. İçimizden işte bu yıl belki rahat ekim yaparız diye düşünüyorduk. Ama son dönemlerde özellikle dövizin yükseliş göstermesi, yükseliş trendine girmesi bizi endişelendirmeye başladı ki biz özellikle gübre ve ilaçlar çok fazla dışa bağımlıyız. Dışa bağımlı olduğumuz için döviz fiyatları otomatikmen bizleri etkileyecektir yani. Özellikle gübrede, işte ilaçta bunların artışının olmasından endişemiz var ki yavaş yavaş başladı artışlar. Eğer bu böyle giderse önümüzdeki Ekim dönemi, şu anda hasat dönemindeyiz, amenna. Fakat 3-4 ay sonra biz yeni Ekim dönemine gireceğiz. Yeni Ekim döneminde fiyatların çok yüksek olacağının endişesini taşıyoruz. Yani bu şekilde giderse, bu hızla giderse çiftçi yine bunda zorlanacaktır. Ha tabii bunun önlenebilmesi için devletin ciddi şekilde bunun önlemini alması lazım. Önlemini alabilmesi için de ya çiftçiyi desteklemesi lazım ya işte ithalatta bazı kolaylıklar getirmesi lazım. Daha uygun getirilebilmesi için. Ama ciddi şekilde burada çiftçinin desteklenmesi lazım ki daha önceki yıllarda biz gübrenin %50 desteklendiğinin günlerini yaşadık biz yani. Öyle bir durum vardı. Şu anda bunu yapmamak için hiçbir sebep yok. Mazotta işte bütün Avrupa ülkelerinde uygulanan ÖTV'siz mazotun çiftçiye tahsis edilmesi, bunun gibi unsurlarla çiftçi desteklenerek çiftçinin üretime tekrar dönmesi, biraz önce dediğim gibi yani çiftçinin tarlasını satmaya değil, tarlasından gelir elde etmeye yönlendirmek lazım.